çok küçük yaşlarda yani genç de değil çocukluk yaşlarından itibaren kendilerini siyasetin içinde buldular. Ben de ilk örgütüme 1958 doğumluyum. 1971'de 13 yaşındayken girdim. Hangi örgütte o ilk? Örgüt? O zaman o zaman Mücadele Birliği. Mücadele Birliği. Evet. Şimdi 13 yaşında bir çocuk niye örgüte girer? Yani içine doğma dediğim gözünüzü açıyorsunuz. İşte dayınızın oğlu, amcanızın oğlu, sizden büyük abiler Herkes bir örgütün bir grubu içinde. Benim de dayım oğlu benden 5 yaş büyüktü. Diyarbakır Tıp Fakültesi'nde okuyordu. Birinci sınıfta. Ben de işte orta ikide elimden tutup oraya götürüp getirmeye başladı. Derken hikaye böyle başladı. Yani 85'ten çok önce. Peki bu örgüt mücadele birliği. Evet. Milletiniz, nasıl bir örgüttü? E, mücadele Birliği şu an Türkiye yani siyasi hayatına Fikir hayatına yüzlerce insan yetiştirmiş yani Sayın Ahmet Davutoğlu'dan işte Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Cemil Çiçek Bey'den işte İslami grupta Pınar yayınlarından işte Hak Söz yayınlarından Ahmet Taş getirenden Hüseyin Gülerce'ye kadar. Ali Müfit Gürtüne kadar Ama İstanbul mücadele Büyükşehir Birliği Belediye. ismini duyunca biz e, sol örgüt falan gibi geliyor. E şimdi tabii sol var. örgütlere benzer şu yanı vardı. Disiplini ve yapısı. Mesela İsmet İnönü'nün damadı Metin e, Toker'in hmm. çok meşhur bir bir kitabı var. Sağda ve solda vuruşanlar. Hmm. Solda yani o tarihler itibariyle en önemli örgüt Devgenç. genç. Hmm. Mücadele Birliği'ne de sağın Devgenci diyordu. Aa. Yani böyle bir tanımlaması var Metin Tokerin. Dolayısıyla şu an yüzlerce insan, yani ilk etapta aklıma gelenler bunlar, hem hem siyasette, hem işte kültür hayatında, hem yazın ve edebiyat alanında yüzlerce insan yetiştirmiş ama 1975-76'dan sonra tasfiye olmuş ve dağılmış bir yapı. Peki neydi Kürt sorunu konusunda açılımı mücadele birliğinin? Yani o tarihler itibariyle ciddi bir yaklaşımı yoktu. Daha çok İslami görüşleri ağırlıklı. Kimin vardı o tarihte Kürt sorunuyla ilgili ciddi bir açılım? Kürt sorunuyla ilgili 1960'lara kadar geleneksel olarak Kürt sorunuyla ilgilenen yani yapılar medrese kökenli İslami kaynaklı Mollalar ve bunların büyük bir kısmı KDP. Yani Mesut Barzani'nin işte babası Molla Mustafa Barzani'nin çizgisinde. Ama 1960'lardan sonra çok sayıda Kürt genci, üniversitelerde okumaya başladı. Sol hareketlerle tanıştı ve 1960'dan sonra Kürt siyasal temsili büyük oranda sol ve marksist örgütler tarafından yapıldı. Benim anımsadığım hemen 80 öncesinde ben de Galatasaray Lisesi içerisinde e, e, İG'de Genç Öncü ve Tabii işte bunlar e, hepsi bizim ve şu an. Az evet. Sayıda, devsol, evet. ve e, bir iki e, ...fraksiyon daha vardı. O zaman... ...Kürt sorunu... E, ...tırnak içinde Kürt sorunu... ...başlığı altında bir şeyler söylenirdi ama... E, ...bugünkü gibi... ...söz edilmezdi. Bunları sayabilirim bazılarını. Yani hmm. çok örgüt vardı ama... ...KUK, hmm. KAVA... Hmm. ...Denge KAVA, Rızgari... ...Ala Rızgari, Özgürlük Yolu... ...yani PKK'den önceki örgütlerden... ...bahsediyorum. Hmm. Çok sayıda örgüt oldu. Yani 1960 ...80 arasında... 25-30'a yakın sol sosyalist marksist bazıları Çin devrimini benimseyen, bazıları Rusya işte Lenin'in yorumlarına bağlı böyle farklı farklı yorumları olan yani sosyalizmin, marksizmin çok sayıda Kürt örgütü kuruldu. Şimdi dönüp baktığınızda aslında bu çok yakın tarihimizde olan şeylerden bahsediyoruz. Yani hemen 80 öncesinden evet. bahsediyoruz. Bizim üniversite yıllarımız Yaşlarımız benim da, yani. evet. yakın. Siz 58 doğumlusunuz ben 64 doğumluyum. Evet. Ee, aslında benzer tarihlerden söz ediyoruz ama e, çok yakın tarihe bile gittiğimizde bir hafıza kaybı varmış gibi görünüyor. Özellikle Kürt sorunuyla ilgili. E, maalesef öyle. Şimdi mesela her şeyin PKK ile başladığını zannediyor birçokları. PKK 28 Kasım 1978'de kuruldu. Yani kuruluş e, tarihi resmi kayıtlarda bu. 78 Kasım ayı. 1977 belediye seçimlerinde Mehdi Zana yani Leyla Hanım'ın eşi bağımsız Diyarbakır Belediye Başkanı oldu. Yani bir Kürt siyasal temsili olarak 1977 yılında Diyarbakır'dan bağımsız hem de belediye başkanı oldu. Ziya Şerefanoğlu daha önce yani 60'lı yıllarda Bitlis'ten senatör seçildi. Yine aynı şekilde Nureddin Yılmaz 1977 seçimlerinde Bülent Ecevit CHP Kürt davasını güden adayları veto etti. Yani Abdülkerim Zilan, hmm. Nurettin Yılmaz hmm. gibi insanları Nurettin Yılmaz 1977'de Mardin'den rekor bir oyla bağımsız milletvekili seçildi. Pekke daha kurulmadan önce. Yani dolayısıyla Kürt meselesinin 150 yıl önceki bir gelişimi var, 100 yıl önceki gelişimi var, 50 yıl öncesi var. Bir de son 40 yıllık PKK ağırlıklı bir siyasi tarihi var ama çok daha derinlere dayanıyor. Peki bugün e, geldiğimiz e, yerde... E... Bütün bu örgütlerin, partilerin isimlerinin telaffuz edilişinde bile aslında bir aidiyet ortaya çıkıyor. Örneğin evet. siz şimdi PKK diyorsunuz, evet. ben dil alışkanlığıyla PKK derim. Evet. Ama e, şu anda ne sizin PKK deyişinizde ne e, benim PKK deyişimde bir aidiyet yok. Aslında siyasi polemiğin bir parçası oldu bu telaffuz. Maalesef öyle oldu. Örnekse CHP demekle CHP demek arasında ha, evet. bir fark var. MHP veya MHP. MHP evet, demekle M... ilgili. Bu aidiyet evet. ve karşılıklı suçlama belirtiyor. Evet. Örnekse Maalesef. CHP değil CHP dersek bu PKK'ya yakınlaşmış gibi duruyor. insanların evet. belki kulağında. Halbuki e, PKK'ya sempati duyanlar e, ya da Kürt hareketine sempati duyanlar onlar PKK demiyorlar mesela. E, böyle bir şey var. Siz niye PKK diyorsunuz? Şimdi e, Kürtçe yani PKK'nin ismi Partiya Karkerani Kürdistan K harfi. K harfi yani. Şimdi Arapça'da K harfi var Kef, hı hı. K harfi var Kaf. Hı hı. Türkçe'de eskiden mesela kağıt yazdığınız vakit şapka vardı aynı hı hı. anın üzerinde. Evet. Biz, biz ilkokulda okulda okuduk. Evet, sonra, sonra o şapkayı da kaldırdılar. Dolayısıyla Türk Türk alfabesindeki bir eksiklik bu. Yani K de aynı harftir, K da aynı harftir. Ee, dolayısıyla doğrusu PKK'dir onun için yani Kürtçe telaffuzu budur. Aynen. Beşar Esed'le ilgili. Şimdi adamın resmi adı Hı -hı. yani babasının ona koyduğu ad, nüfustaki adı Esed. Hı -hı. Esed Arapça aslan demek. Hı -hı. Şimdi bizim Türkiye ısrarla Esad yaptı bunu. Hı -hı. Yani Esad da mutlu mesut demek. Sonra ama Cumhurbaşkanımızın söylemiyle Esed denmeye başladı. Tekrar. Hayır adamın adı neyse onu söyle. Yani Şemseddin'e Bedreddin demek. Bedreddin'e Nureddin demek gibi bir şey bu yani. Hı -hı.